Merhaba arkadaşlar, ben Halil. Yeni bir Warframe hikaye ve teori videosuna hoş geldiniz. Bu videoda önümüzdeki aylarda gelecek olan New War görevi hakkında konuşacağım. Tabii ki New War'dan önce yapmış olduğumuz etkinlik ve görevlerden birkaç alıntılar yapacağım için videoda spoiler var. Eğer görevler konusunda güncel değilseniz ve videolarımda da güncel değilseniz güncel olmanızı tavsiye ederim. Oynatma listeleri kısmından ve sağ üstteki i butonundan teori videolarımın oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Daha fazla söze gerek yok. Hadi geçelim. Birçok teori videomda bahsettikten ve gösterdikleri onca fragmandan sonra Era ve ordusu sonunda Unum'a saldırdı. Tenecon 2021'in teaserında Unum'un işgal altında olduğunu görüyoruz. Bize gösterdikleri görüntülerde bir şey fark ediyoruz. Era ile alakalı garip şeyler tekrar yaşanıyor. Çünkü Era'nın sesi tekrar değişmiş durumda. Bildiğiniz üzere geçmişteki Era'nın sesi çok farklı bir biçimde kalındı ve Scarlet Spear Kızıl Mızrak sinematiğindeki Era'nın da farklı bir sese sahip olduğuna dikkatinizi çekmiştim. Yes, your agents wounded me, and our forces were depleting fast. Demiş olduğum gibi, şimdiki Era ve geçmişteki Era aynı kişiler değil. Gerçek Era acımasız, karşısına çıkan herkesi öldüren ve ablasına resmen tapan birisiydi. Ablasının ona saldırmadan önce karşı atak veya savunmaya geçmeyip ablasını ikna etmeye çalıştığı için ölmüştü. Kızıl Mızrak sinematiğindeki gördüğümüz Era ise Natah'a ölmediğine dair yalanlar söylemeye çalışıyor ve ona saygısızca davranıyor. Bize gösterilmiş olan Era ile bu profil hiç uyuşmuyor. New War'un oynanış kısmında gösterdikleri Era ile anlattığım ilk Era hiç uyuşmuyor. Nefret ettiği operatörlerin hayranlığını yapan çocuğa sakince korkmamasını söylüyor. Nedense pedofili gibi takılan ve kendisini bir kurtarıcı olarak gören birisine dönüşmüş. Fark etmiş olduğum bir başka detay ise ilk Era sinematiğindeki Era'nın etrafındaki noktalar turuncu enerji rengindeydi. Ama Kızıl Mızrak ve son oynanış demosundaki Era'nın kuva kırmızısı renginde bir enerjisi var. Kuvayı Unum'dan elde ettikten sonra bu hale döndü desek bile mantıklı değil. Kızıl Mızrak'ta neden kırmızı enerjiye sahip olduğunu açıklamaz. Unum'u Murex gemileriyle daha yeni yeni yok ederken Era Setus'un önünde dikiliyor. Ne ara kuvayı çekip de kullansın. Era'yı seslendiren kişi değişti mi acaba diye bir araştırma yaptım ve Era'nın seslendirmeni hiçbir zaman değişmemiş. Yani açıkçası şu an görmüş olduğumuz Era'nın. New War'u farklı karakterlerle birlikte oynayacağımızı gösterdiler. Bu karakterler arasında Teşin vardı ve Teşin Sentient gemisine baskın yapıyor. Baskın sırasında karşısına yoğun kırmızı bir sıvıyı barındıran ayna cam gibi bir şeyle karşılaşıyor. Teşin'in bu kırmızı sıvıyı barındıran aynaya yaklaşmasıyla arkadan Era'nın sahnelerindeki duyulan cam ayna sesini duymaya başlıyoruz. Teşin bu şeye yaklaştığında ise The Warwit'indeki Grenir kraliçesinin kuvası altında hizmet ederken söylemiş olduğu cümleleri duyuyor. Bu şey büyük ihtimalle kuva. Era'nın yerine Hanhov'un kılık değiştirip geçtiğini söylemiştim. Hala bir ihtimal olabilir diye buna inanıyorum. O kenarda dursun. Ballas'ın başka birisini kuva ile Era'nın cesedine aktardığını veya Era'nın bir illüzyon veya klon olduğunu da söylemiştim. Bunlar da bir kenarda kalsın. Fakat şu an farklı bir fikrim daha var. Gaara ve Unum'un hikayesini anlatmıştım. Kanalda bununla alakalı bir video var.
Gaara ve Unum'un hikayesinde Unum kuvasını ekosistemindeki hayvanlara içirterek onları kontrol ediyordu. Zihnini onlara aktarıyordu. Burada zihin aktarımı sağlanılan şey bir değil, bir sürü beden. Yani bir kişi birden fazla bedene aktarım yapabiliyor. Ya eğer aynı şeyi Ballas bulmuş olduğu Eren'in cesediyle yaptıysa? Naberus Geceleri sinematiğinde Büyük Anne Entrati bir hikayeden bahsediyor. Bu hikayede zihni geçici olarak transfer eden bir kuvadan bahsediliyor. Bu kuva mavi renkte. Bu mavi kuva geçici bir transfer sağlıyor ve orijinal bedene geri dönmeyi mümkün kılıyor. Fakat orijinal bedene kızıl kuva verirlerse transfer tamamen kilitleniyor ve aktarılan zihin ikinci bedende kalmış oluyor. Duymuş olduğumuz hikayeler ve kuva çeşitleri sayesinde geçici transfer ve birden fazla vücutları kontrol edebilmenin mümkün olduğunu biliyoruz. Bunlara ek olarak eğer kuva ile transfer edilen zihin ana bedenden ayrılmıyor ve kopyalanabiliyorsa, yani bu iki tane Ballas olduğu gerçeğini ortaya koyar. Ballas herkese ihanet eden ve ihanet edilen birisi. Kendisinden başka kime güvensin ki? Eren'in gerçek Era olmadığını kanıtlayabilecek bir başka bilgim ise ölen sentientlar geri dönemiyorlar. Hanhov aldığı hasarlardan dolayı derin bir uykuya daldı ve uyandı. Fakat ölmüş olan bir sentient'ın geri dönüşünü görüyoruz. Natah'ın annesi olan gemi sentient. Natah'ın da dediği gibi annesi bir marangoz. Daha açıklayıcı olmak gerekirse bir sentient fabrikası. Teknik olarak Hanhov, Era ve Natah gibi bağımsız değil. Daha çok bir araç gibi. Ve sanırım anne sentient cidden ölü ya da çalışmıyor. Güç kaynağına ihtiyacı var desek daha doğru olur. Bu önceden bahsi geçmiş olan ateş olayı ise bir güçten çok daha çok orijinal sentientların hayat gücünü temsil ediyor olabilir. Ateş diye bahsi geçen bu enerji turuncu renkte ve Era ile Natah'ta vardı sadece bence. Neden Hanhov'u dahil etmiyorsun diyecek olursanız, bu açıkçası Hanhov'un neden kendi başına bir şeyleri yapmadığını ve Natah'ı kendi tarafına çekmeye çalıştığını açıklar. Belki de diğer sentientlar öldüğünde geri dönemese bile Hanhov geri dönebilecek bir şekilde kendisini modifiye etti veya evrimleştirdi. Ama bunun karşılığında orijinal olan enerjisini kaybetti. Era ve Ballas, Natah'tan ateşi yani asıl sentient enerjisini çalıp gemiyi çalıştırıyorlar. Fakat anne gemi artık bir ruha sahip değil. Çünkü öldü. Sadece sentient yaratmakta kullanılacak bir araç halinde. Ballas'ın da istediği şey bu zaten. Orphix Venom etkinliğinde Orphix sentientlarının Warframe'leri etkisizleştirmeyi öğrendikleri için nekromekleri kullanarak savaştık. Etkinlik sırasında Orphix'lere Warframe'leri etkisizleştirmeyi öğretenin Natah olduğunu öğreniyoruz. Ama ilginç ve gözden kaçan bir detay da var. Natah onlara bu gücü sağlarken gizli bir mesaj kanalından bize saklamış olduğu bir kod ile şunu söylüyor. Ben ölüyorum. Sanırım Natah'ın, Lotus'un ölümü kaçınılmaz olabilir. New World'a kullanıldıktan sonra kenara atılacak, ölüme terk edilecek veya gözlerimizin önünde öldürülecek. Belki de biz öldüreceğiz. Operatör için bu apayrı bir acıya sebep olacak. Sonuçta Natah'ın kandırıldığını anladık. Gerçi biz oyuncular kandırıldığını biliyoruz. Ama oyundaki karakterimiz olan operatörün hiçbir şeyden haberi yok. Onun bakış açısından bunların başında olan kişi ve ihanet eden kişi olarak gözüküyor. Yani bu sinematiklerde baya baya Ballas'ın nasıl manipülatif, kandıran birisi olduğunu gösteriyorlar bize. Ama operatör bunun farkında değil. Natah'ın ölüyorum demesinin veya onu öldüren şeyin ondan alınan gücün olduğunu düşünüyorum. Ballas ve Era Natah'tan enerjisini çalınca bu sanırım Natah'ın hayat enerjisine, ruhuna etki etmeye başladı. Ölü olan Sentient anne gemiyi etkinleştirmek için
Natah'ın yaşam hakkı, enerjisini almış oldular. İyi de Ballas niye bunca zahmete giriyor diye soracak olursanız, Tenno Live yayının başında bizlere Relay'de göstermeye planladıkları etkinlik görüntülerinde kronolojik olarak hikayeyi gösteriyorlar. Zeriman gemisi kazası, operatörlerin doğuşu, Natah'ı kullanarak Margulis kılığına sokarak operatörleri kontrol eden Ballas, belki de Ballas operatörleri istediği gibi bir silah gibi kullanmak için bilerek Margulis ile yakınlık kurmalarına sebep oldu. Margulis'in şefkatli ve çocuk sevgisine sahip olan birisi olduğunu biliyordu. Sonrasında Margulis'i ayak altından çekerek Natah ile yerlerini değiştirdi. Böylece onları, operatörleri istediği gibi kendi kuklası aracılığıyla kandırıp kontrol edebilecekti. Fakat Natah oynadığı rolü o kadar çok sevmişti ki bunun bir rol olması gerekmediğini düşünmeye başladı. Natah, Lotus olarak operatörlerin gerçekten annesi olup Margulis'in yerine geçmesini Ballas öngöremedi. Bunun geldiğini fark edemeyip üzerine elinde hiçbir koz kalmayınca Ballas sinirlendi. Orokin İmparatorluğu mahvolmuş. Sentientler savaş yüzünden zaten yok olacak. Ama Warframe'ler elinde olacaktı. Operatörler elinde olacaktı. Bu neden olmadı? Lotus yüzünden olmadı. Bu yüzden Ballas intikam almak için ilk olarak Lotus'un aklını karıştırdı ve bizlere de Lotus'un Natah olarak düşman olduğunu düşünmemizi sağlayacak senaryolar gerçekleştirdi. The Sacrifice ve Chimera Prologue gibi sinematiklerde mağduru oynarken arkamızdan aslında gülüyordu. Natah'ı da kandırıp onun elindeki son kozu olan Sentient ordusunun hükmünü ve ırk oluşturmayı elinden alınca Ballas'ın planı sorunsuz bir şekilde işlemeye tekrar başladı. Hanhov ile tekrar işbirliği yapamazdı veya onu kandırıp Sentientlerin başına geçemezdi. Bu yüzden onun planını mahveden piyonu Natah'ı hem ailesiz hem de güçsüz bıraktı. Her şeyini elinden aldı. Ballas Lotus'u öldürmemizi istiyor. Büyük bir hata yapıp kaymağına bal sürmemizi istiyor. Bu şekilde hem Natah'ı hem de bizi cezalandıracak. Bizleri cezalandırmak için bizi kullanacak. New War'un demo başlangıcında Ballas'ın tekrar şiirsel bir gönderme yaptığını görüyoruz. Ballas diyor ki, bizler birer mevsimiz. Işıkta büyüyoruz, karanlıkta soluyoruz. Bir anda aynı kaldığımız gibi daima değişiyoruz. Bu cümlelerin birçok göndermesi var. İlk öncelikle Tenokon Art, yani sanat resim panelinde evrimleşmiş Ballas ve onun yeni askerlerini gösterdiler. Era ve Ballas, New War Savaşı sırasında etraftan topladıkları kişileri esir alıyorlar. Teşin ile oynanış kısmında hapsedilmiş Greener'ları görüyoruz. Bu da demek oluyor ki Ballas herkesi sentient melezlerini çevirerek yeni bir ırk ortaya çıkarmak istiyor. Ballas'ın bu evrimleşmiş hali görev sırasında olmayacak gibi. Teşin ile oynanılan kısımda Ballas gözüküyor ve hala Chimera Prologue'daki halinde duruyor. Ama o konsept resmindeki haline eninde sonunda dönüşecek. Bu görevin sonlarına doğru mu olur veya görevden sonraki zamanlarda mı olur belli değil. Ballas'ın bizler birer mevsimiz ve değişiyoruz demesi, Ballas'ın insanken bir tanrıya, Orokin'e dönüşmesi, sonrasında Sentient melezine dönüşmesi ve konsept fotoğrafında gördüğümüz son şekle dönüşecek olmasını temsil ediyor. Dönüşüm konusunda Natah'ın Lotus'a dönüşmesi ve Natah haline geri döndüğünde Natah kişiliği ve Lotus arasında kalması da bu dönüşümün bir göstergesi. Natah'ın Lotus haline sarılmasından anlayabileceğimiz üzere belki de Lotus karanlık olan Natah halini ve aydınlık olan Lotus halini kabullenip ikisini bir araya getirecek ve bir taraf seçmek, kişilik veya vücut seçmek zorunda kalmayacak. Tabii ki bu seçimler ve kabullenme sürecinde hayatta kalırsa. Fakat bu değişimler arasında en dikkat çeken ve en farklısı bizimkisi. Aydınlık ve karanlık söylenimi, hikaye görevlerinde yapmış olduğumuz seçimler ve tarafımızı temsil ediyor. Fiziksel olarak bir evrimleşme veya bir değişim söz konusu olmasa da
düşüncelere dalmış ve gözleri duvardaki adamın gözleri olduğunu fark ettiğimiz bir operatör görüyoruz. Bir anda aynı kaldığımız gibi daima sürekli değişiyoruz lafı da daha çok operatörleri dahil ediyor. Sonuçta hikaye görevlerindeki yaptığımız seçimler bize bağlı. Karanlık tarafı seçtikten sonra sadece karanlıktan ilerlemiyoruz. İstersek aydınlık tarafı veya dengeyi sağlayabiliyoruz. Hikaye görevlerindeki tarafların işleyişi konusunda bir video yapmıştım. Açıklama kısmına bu videoyu koyuyorum. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi videomu izlediyseniz şunu söyleyeceğim. Sanırım bu sefer gerçekten seçimlerimizin bir sonucu olacağını söylemiş veya ima etmiş olabilirler bize. Belki de hangi tarafta durduğumuza bağlı olarak vücudumuz duvardaki adamda olacak veya bizde olacak. Dengeyi sağlayarak ikimizde kalacağız. Ha eğer seçimlerimizin bir sonucu olmayacak olsa bile Ballas operatörün içten içe değiştiğini veya nasıl biri olacağına dair bir gönderme yapıyor. New War demosundan devam edecek olursak, Warframe için hayalim olan düşmanlarımız olarak oynama bu görev ile birlikte geliyor. Görev geldiğinde Kahl adında bir Greener olarak oynayacağız ve Kahl Sentient'lar ile çok iyi kapışıyor. Aranızda biz Warframe'iz, Sentient'larla o kadar uğraşıyoruz, nasıl olur da değersiz bir Greener Sentient'ları böyle öldürebilir diyorsanız aslında çok yanılıyorsunuz. Normalde hikaye görevlerinde normal görevdeki olan mekanikler veya zorluk seviyeleri olmaz. Daha sinematik ve akıcı bir deneyim sağlansın diye kolaylaştırılır. Fakat durum sadece bu değil. Aslında Greener'lar Orokin döneminde sadece maden ve kaynak toplamak için klonlanılıyorlardı ve Sentient'ların saldırmasıyla umutsuzluğa kapılan Orokin İmparatorluğu'nun elinden bir şey gelmiyordu. Çünkü hiçbir şey Sentient'lara zarar veremiyordu. Ta ki bir Greener kazmasını alıp Sentient'lara karşı çıkana kadar. Greener'ların Sentient'ları öldürme konusunda becerikli oldukları keşfedilince, Sentient'ları öldürme konusunda yatkın olan Greener'lardan klonlanma işlemi başlatıldı ve Orokin'e ait özel Greener orduları meydana geldi. Greener'lar Orokin döneminde sağlıklı ve güçlüydüler ama Orokin İmparatorluğundan ayrılıp ikiz kraliçelere hizmet etmeye başladıklarında klonlanma sırasındaki orijinalliklerini kaybetmeye ve hasta doğmaya başladılar veya Clem gibi kusurlu klonlanmaya başladılar. Aslında Clem tam olarak kusurlu sayılmaz. Savaşma bakımından çoğu Greener'lardan daha kuvvetli fakat ikiz kraliçeler için önemli olan aptal ve her dediklerine inanacak olan koyun sürüleri. Bu yüzden farklı doğan, düşünmeye başlayan kraliçelerini sorgulayanları yok ettiler, Greener toplumunda yaşatmadılar. Çünkü eğer askerleri akıllı olursa onları yönetemezler. Aklınızda direkt Greener'ların hepsini zeka konusunda ayrı tutuyorlar gibi düşünmeyin. Çünkü biliyorsunuz ki Greener'ların bossları aptal değil, onlar zeki. Fakat ikiz kraliçelere hizmet etmeye devam ettikleri için hayatlarına devam edebiliyorlar. Mesela War çıkıp Greener'lara kardeşim siz aptal değilsiniz, ikiz kraliçeler sizi kandırıyor, siz iyi insanlar olabilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz dese ona izin verirler mi? Nihayetinde ikiz kraliçelere köle olmak istemeyen Greener'ları yok ediyorlar. İşte bu yüzden bunun üzerine Steel Meridian Sendikası kuruldu. Greener toplumunun bu yasalarına karşı gelen ve kusurlu olarak görülen isyancı Greener'lar kaçarak Steel Meridian'a katıldı ve hala katılmaya devam ediyorlar. Bir sloganları olacak olsaydı Greener Lives Matter tarzı bir şey olurdu büyük ihtimalle. Kahl'ın onca Sentient'ı kendi başına katletmesi, zekice gözcülerinden kaçınması, Kondrinx'i canlı bomba olarak patlatabileceğini akıl etmesi ve son ölüm anında kraliçeleri için değil de birlikte savaştığı ve klon olan kardeşleri için bunu yapıyor olması Greener sisteminin kabul etmediği türden Greener'lardan olduğunu gösteriyor. Açıkçası Kahl düzgün gözüküyor ve Clem gibi bücür bir şekilde veya farklı bir vücut şekliyle doğmadı. Diğer Greener'larla aynı gözüküyor.
Bu yüzden bu saymış olduğumuz özellikler aslında Greener sisteminde kötü bir şey değil. Fakat tek sıkıntı çıkaran şey ise kraliçeleri için değil de bunu kardeşleri için yapıyor olması. Eğer bunu Weyhek veya başka birisi duysaydı büyük ihtimalle Greener sisteminin yok etmek istediklerinden birisi olurdu. Bunlar ele alındığında Kahl büyük ihtimalle Sentient'ları öldürme konusunda eski savaşta başarılı olan Greener'ın uyumlu bir klonu ve onun soyundan hatasız bir şekilde günümüze gelmiş bir Greener. Kahl'ın eski savaş dönemindeki Greener'lar gibi sağlıklı olmadığı halde bu şekilde savaşabilmesi, Kahl sağlıklı olsaydı daha ne kadar güçlü ve zeki olabilirdi diye düşündürüyor beni açıkçası. Kahl'ın Korint'i nasıl bu kadar iyi kullanabildiği konusunda da kafanız karıştıysa karışmasın. Çünkü Sentient'ı öldüren ilk Greener, Sentient'ların eski tarz silahlara karşı zayıflıkları olduğunu kanıtlayan kişiydi. Orokinler de bunun üzerine eski tarz silahları yapılandırdı ve Greener ordularına donattılar. Durum böyle olunca Warframe kardeşlerimiz bak bu silahları Greener'lara verdik, sizlere de verelim bunlardan deyip veriyorlar. Ve hatta Tenno'lar için silahların Tenno versiyonlarını ve Prime versiyonlarını da yapıyorlar. Bu demo ile çoğumuzun Greener ve korpuslara olan bakış açısı değişti. Onların gözünden dünyanın nasıl olduğunu ve bizim ne kadar korkutucu yaratıklar olduğumuzu fark etmiş olduk. Bunun yanında korpuslar ve Greener'lar da aslında o kadar da güçsüz değillermiş. İşte bu şekilde Warframe evreninde Warframe'lerin ne kadar güçlü ve farklı şeyler olduğunu hissedebiliyoruz. Korpusların gözünden de Viso adındaki bir karakter olarak oynayacağız. Efendilerine saygılı olan, korkak olduğu halde cesur olmaya çalışan Viso, Aladvi'yi gururlandırmak ve korpuslar için komutayı engelleyen şeyi düzeltmeye çalışıyor. Korpusların hacklenmiş robotlarıyla kapışıp direnen Viso, Aladvi'nin aslında korpus güçlerini zayıflatmaya çalıştığını öğreniyor. Aladvi de bunu ağzından kaçırınca, ''Zaten kaybedeceğiz Viso, baksana artık yeni bir çağ gelmekte, teslim olalım yeter.'' diyor. Viso da korpusların içindeki yozlaşmışlığı bu savaş sayesinde Aladvi ile fark etmiş oldu. Ve buna karşı olan Ergoglast'ın sendikası Perrin Sequence'a katılabilir. Aladvi kendisini zamanında infestedlaştırdığı için Ballas'ın yeni düzeninde yer edinme konusu mantıksız gelmiyor aslında. Gayet de mantıklı. Hatta Warframe'leri değiştirme konusunda Zanika projesi ve Amalgam projesiyle Ballas ve Era'nın ilgisini çekmiş ve onların saflarına katılmış olabilir. Korpus ve diğer taraflardan döneklik yapacaklar tabii ki olacaktır. Fakat buna karşı sapasağlam duracak olanlar da olacaktır. Greener'ların ve korpusların düzeninin yanlış olduğunu savaş sırasında sıcak sıcağına fark etmiş, tanık olmuş ve düşünceleri değişmiş olan Kahl ve Viso, bu savaştan sonra Clem ve Darvo gibi karakterler olarak karşımıza çıkabilirler. Oyunlarda bu tarz şeyler yapıldığı zaman gerçekten mutlu oluyorum. Yani bir karaktere sırf karakter olarak gözüyle bakmıyorum, yaşayan birisiymiş gibi gözüyle bakıyorum bu şekilde. Ve Warframe evrenindeki karakterlerin canlı hissetmesini sağlayabilmek için bu tarz şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Teşi'nin savaş sahnesi kısmında Ballas konuşuyor ve demek ki peşime seni taktılar diyor. Bu konuşmadan ve fragmandan anlayabileceğimiz üzere Teşin Sentient gemisinde Ballas'ın peşinden, bizler de Cetus'ta Era'nın peşinden gidiyoruz. Ballas, şeytanlar işi bitirmesi için eski eserlerine gönderiyor. Ama şu açıdan bakarsan ikimiz de eski eserler değil miyiz? Diyor. Bu Orokin döneminden kalan kişiler olduklarına dair bir gönderme olsa da bir yandan Ballas'ın kendisine eski ve başka bir şeymiş gibi davranması Era'nın zihnine aktarılmış olan Ballas'ı tekrar gözümüze sokuyorlarmış gibi geliyor. Era'nın aktarılmış Ballas olduğunu düşünmemi sağlayan bir şey daha ise Ballas bizlere ikinci rüya görevinden beri tüm görevlerde ve hikayede şeytanlar diye seslendi. Ölmüş olan gerçek Era bize asla şeytanlar diye seslenmedi. Çocuklar, parazitler veya onlar diye seslendi sadece.
Warframe'in hikayesinde bizlere sürekli şeytanlar diye sesleniliyor ve sentientlar da meleklere benzetiliyor. Warframe, şeytanlar ve melekler arasında olan savaşı ve arada kalan insanların, yani Grinnir ve benzeri ırkların hikayesini anlatıyor. Aynı birçok eserde olduğu gibi olaylar ya mitolojiye ve dine bir şekilde bağlanır zaten veya esinlenilir. Esinlenme konusuna girecek olursak, Warframe oldukça fazla bir şekilde eserlerden, mitolojilerden, dinlerden, tarihten ve felsefeden gönderme yapmakta. Eğer Era sahte veya Ballas'la alakalıysa, önceden de düşündüğüm gibi Hanhov bizimle birlikte kısa süreli olsa da çalışabilir. New World'a geçmişimiz olan Zariman gemisi ve Void kazasını da göreceğimizi söylediler. Benim düşüncem, biz New World'a cevaplar ararken savaşta her yere yetişemeyeceğimiz için savaşı kaybedeceğiz. Savaş sonrası da Ballasların evrimi tamamlanmış olacak ve yeni bir çağ başlayacak. Bizler güçsüz ve kaybolmuş bir şekildeyken olay buradan Duviri paradoksa bağlanabilir. Aynı Avengers Infinity War ve Endgame olayı dönebilir Warframe'de diye düşünüyorum. Direnen ırk ve toplumları bir çatı altında toplarız. Void'deyken de daha da güçlenir ve eğitim yaparız. Zariman gemisindeki gerekli olan cevaplarımızı alırız ve savaşırız. Ballas ve Era ile olan savaşımızın sadece New War ile biteceğini hiç sanmıyorum. Ballas ve bu adamların evrimleşmiş hali nedense Duviri paradoksta gösterilen kişilere oldukça benziyor. Latince'de Duoviri iki kişi anlamına geliyor. D.E. Steve, Duveri'nin ikizler paradoksundan yola çıkılarak ortaya çıktığını söyledi. İkizler paradoksunu tam olarak anlamak isterseniz Wikipedia'ya Türkçe olarak ikizler paradoksu yazarak okuyabilirsiniz. Duviri paradoksunda gerçekleşecek olan şey ise, önceki Duviri paradoks teori videomda dediğim gibi Void'in farklı bir zaman işleyişi olması bunlara temel olacak. Geçmiş, gelecek ve günümüzün aynı anda gerçekleşmesi veya farklı olasılıklarında gerçekleşmesi gibi. Bu da yetişkin ve çocuk operatörün aynı anda var olmasını ortaya çıkarabilir. Grinnir, Corpus ve bir Dex askeri olarak oynayabileceğimizi bu Tenocon yayını ile öğrendik. Bu da farklı oynanışa ve biraz daha oturaklı bir oynanışa sahip olan bir operatör modunun önünü açıyor. Yetişkin olarak silahları kullanabilen ve Warframe'lerden aşina olmuş olduğu dövüş sanatlarıyla birlikte güçlerine tam hakim olan bir operatörü düşünün. Çocuk haliyle aynı anda var olsalar kimsenin baş edemeyeceği bir güç takım haline gelirler. Ya da bu aynı anda var olma olayını Void'e girince yetişkine dönüşüp Void'den çıktığımızda çocuğa geri dönmek gibi yapabilirler. Belki de oradaki oynanış modu olarak o yeni operatörün yetişkin hali olur ve bunun da New World'la pek de bir alakası olmaz. Diyelim Duviri ile alakalı olmadı ama New World'dan sonra Ballas bir evrim geçirecek ve bir sonraki görev Duviri Paradox olacak. Görevin devamı olarak dediklerim de gerçekleşebilir aslında. New World'a başka karakterler olarak oynamayı, savaşı kaybetmeyi, Natah ile yüzleşmek ve kaderine karar vermeye veya tanık olmayı ve savaş için gereken ittifakı kurmak olarak New War'u bizlere sunabilirler. Mesela eski teorilerimden biri olan Hanhov bizim tarafımıza geçerse Stalker ile birleşiriz ve Umbra gibi onu kontrol ederiz demiştim. Direkt olarak onunla alakalı bir olayımız olmasa da belki de operatörlerin geçmişini ve ne olduklarına dair gerçekleri Stalker olarak bunu öğreneceğiz. Veya onun gözünden görebiliriz. Sizlere ayrıca üzücü ve unutulmayacak bir anı yapacaklarını söyleyebilirim. Bu ne demek diye soracak olursanız, hepimiz Grinnir arkadaşımız Kaal'a ısındık. Son anda görevini yaparken ölmedi ve Era onu manipüle etti. Era'nın sentientlaştırma deneyleri için insanları topladığını biliyoruz. Kaal'ı oynadıktan sonra görevin sonlarına doğru sentient melezi bir boss olarak Kaal ile savaşırsak sizce nasıl olur? O kadar bağlandığımız bir karakter ile böyle yüzleşmek nasıl bir etki yapar? Oyun tarihinde unutulamaz bir an olmaz mı sizce?
böyle bir fırsatı kaçıracaklarını düşünüyor musunuz? Ballas ve yeni tür düşmanları gösterdiklerinde bizlere yeni Warframe'imiz olan Caliban'ı gösterdiler. Farklı bir teori daha atıyorum ortaya. Caliban'ın ismini dikkatli okur musunuz? Caliban. Kal. Kal. Kal, Caliban'a dönüşmüş olduğunu bir düşünsenize. Sonuçta Sentient'lara karşı öyle bir performans sergiledikten sonra Era veya Ballas, Kal'ın muhteşem bir denek olduğunu düşünmeden edemeyecektir. Zaten Warframe'leri yapan Ballas, süreçten ve teknolojiden haberdar. Yeni oyuncağı olan Sentient melezleştirmesi ile Sentient bir Warframe fikri onun için cazip geliyordur. Ah be Aladvi, senin Warframe ve Amalgam deneylerin bitirdi bizi. Caliban'ın isim anlamı Shakespeare'in tiyatro oyunu olan Tempest, fırtınadan geliyor. Kısaca özetleyecek olursak, Caliban bir şeytan ve cadının kutsallık karşıtı birleşmesinden olduğu ortaya sürülse de içinde değişik bir şiirsel yeteneği olan, doğayı seven, sevgiyi arayan birisi. Ayrıca Caliban cahilliğinden ötürü köleliğe maruz kalmıştır. Grinnir'lerin cahilliğine ve Kal'ın içindeki kardeş sevgisine benzettim ben bu göndermeyi. Bunun bir diğer farklı versiyonu ise Caliban'ın belki de Lotus olabileceği, yani Natah'ın. Caliban yarı Sentient, yarı Warframe olan bir Warframe olacak. Caliban'ın hikayesindeki şeytan ve cadı Hanhov ve Sentient anneyi temsil edebilir. Ve bu içteki olan sevgi olayı ise operatörlere duymuş olduğu sevgi olabilir. Caliban'ın tasvir edilmiş olan görüntüsündeki çarpıklık ve bozulmuşluk Natah ve Lotus'un görüntüsüne temsilen gibi gözüküyor. Fark ettiyseniz Natah'ın tam olarak Sentient veya Lotus'un tam olarak Margulis görüntüsünde kalmadığını görebiliyorsunuz. İkisi arasında kalmış. Eğer New World'da Lotus ölecek olursa onu Warframe'i dönüştürecek olanlar biz olabiliriz belki de. Veya Yavşak Ballas ölmeden önce onu Warframe'e dönüştürmüş olabilir. Demo bittikten sonra gösterilen fragmanda Ballas'ın heykeli olan Tenno ve Orokin mimarisine benzeyen bir yer gösteriliyor. Sol yukarıda kavşağa benzeyen bir yer var. Belki de bu gemi Zariman Tenziro gemisidir. Veya operatörlerin operatör olduklarında Orokinler tarafından eğitildikleri ve fokus okullarını seçtikleri yaşadıkları yerdir. Su akıntıların, şelalelerin ve biraz daha ormanlık bir alanın bulunduğu bir yerde Murex gemisini görüyoruz. Belki de burası Eidolon ovalarının devamıdır. Unumu saldırılara karşı koruyan Orokin güvenlik sistemleri yok edilmiştir. Bu Eidolon ovalarının savaştan sonra genişleyebileceği anlamına gelebilir. Veya dünya üzerinde bambaşka bir açık dünya kısmı açılacak. Diğer sahnede Fortuna'ya benzer bir yer görüyoruz. Deck 12 ve Fortuna'ya gittim ve burası daha çok Fortuna'ya benziyor. Belki de savaş için Fortuna'ya benzer bir üs yapılıyor ya da Fortuna'yı bu üsü yapmak için geliştiriyorlar. Fark ettiyseniz buranın dizaynı her şeyin birleşimi gibi. Işıklandırma, kablolar ve bayraklar Grineer'larınkini andırıyor. Etraftaki metaller zaten Fortuna ve Corpus teknolojisi. En çok belirgin olan altın parçalar ise Orokin ve Tenno'yu temsil ediyor sanırım. Bu sahnedeki karakterlere dikkatli bakarsanız Solarislileri ve Parvos'un Spectre'ların birlikte buraya yaptığını fark edebilirsiniz. Parvos Granum Deadlock Protocol görevinde Sentient'lar için bir araya gelinmesi gerektiğini ve müttefiklik için Fortuna halkından olan arkadaşlarımız Yudiko ve Business ile danışacağını bizlere söylemişti. Fragmandaki gemi savaşlarından da anlayabileceğimiz üzere Korpuslar, Grineer'lar ve Tenno'lar birlikte Sentient'lara saldırıyor. İlk Era sinematiğinde Natah'ın Orokin'in ordusu olan Altın Mızrağı sormasından bahsetmiştim. Ama Altın Mızrak ve Orokin geçmişte kaldığı için Era bunu saçma bulmuştu.
Sentient ordusuna da Scarlet Spear, Kızıl Mızrak denildi. Orokin İmparatorluğu yok edildi ve başka medeniyetler ortaya çıktı. Evet, ama ortak bir amaç uğruna bir araya geldiğimiz için Natah'ın geçmişten hatırlayıp endişelendiği altın mızrağı geri getiriyoruz sanırım. Bu yeni üssün etrafında altın parçalar olması ve sahnenin hızlıca geçerken gizlice gösterilen arka plandaki blurlanmış altın mızrağa benzer heykel bunları düşünmeme sebep oldu. Son olarak Eren'in şeytanını çağır derken Natah'a Tenon'u çağır dediğini düşünüyorum. Warframe'ler ile olay yerine geldiğimizde operatöre geçmemizi de kastediyor olabilir. Veya Chimera Prolog'da bize Ballas'ı gösteren duvardaki adam olduğundan onların da haberi vardır. Ve onunla konuşmak istiyorlardır. Hiç beklemediğimiz bir ters köşe yaşanabilir. Ama açıkçası duvardaki adamın işlere dahil olacağını pek sanmıyorum. Olursa da güzel olur, özledik kendisini. Ufak bir olasılıktan sizi haberdar etmek istiyorum. Eğer New War'a karakterinizi ve parasisizinizi hazırlayarak, buildleyerek hazırlandıysanız üzülerek söylerim ki DE Steve 123. devsimde parasisisi savaşta o kadar kullanamayacağız gibi bir şey ima etmişti. New War, oynayacağımız farklı karakterler ile olan sahneleri, operatörlerin Zariman gemisi kazası sahnesi, Natah sahnesi ile sonuçlanacak ve son anda göstermelik biraz Warframe ile oynarız. Ama böyle olmaması için dua ediyorum. Çünkü Sentient katili diye bir kılıç verdikten sonra ve bizi heyecanlandırdıktan sonra bu şekilde yapmaları çok kötü olur. Evet, benim New War hakkındaki teorilerim, beklentilerim ve düşüncelerim bunlar. Sizce hangileri mantıklı, hangileri mantıksız? Size göre hangisi doğru? Sizin düşünceleriniz, sizin teorileriniz nedir? Yorumlarda bunları bekliyorum. Fark ettiğiniz detaylar ve teorileri yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Birlikte kafamızı patlatalım. Kafaları patlatalım. Oha, beyin fırtınası. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Böylece bu video daha fazla kişiye önerilebilecek. Cidden ya, bir beğeni tuşuna basın. Bu video diğer videolardan daha fazla beğeni alsın. New War öncesi ulaşabildiğimiz kadar oyuncuya ulaşmak istiyorum. Videoda bahsettiklerimden haberdar olsunlar ve ben de onların fikirlerini alayım istiyorum. Ve videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup çan butonunu aktifleştirmeyi unutmayın. Üye övme köşesine gelmiş bulunmaktayız. 3. seviyeyle Emre Akarsu, Chakobin, Asimot 35 üye olmuş. 2. seviyeyle Togi'nin suyu üye olmuş. Eğer sizde üye olmak ve üyelik konusundaki ayrıcalıklardan haberdar olmak istiyorsanız açıklama kısmındaki videoyu tıklayarak bunun hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ve son olarak açıklama kısmında Discord, Facebook grubumuz ve Steam gruplarımızın linkleri var. Oralara da katılmayı unutmayın. Herhangi bir duyuru olacak olduğu zaman veya Facebook grubunda Warframe ile alakalı bir şey olduğu zaman orada paylaşım yapıyoruz. Discord konusunda da benim kanalımdaki videolar konusunda paylaşımlar oluyor. Hatta hiç beklenmedik bir anda chatte yazıp ilk 5 kişi yazsın size platinum veriyorum tarzı şeyler de yapabiliyorum kafama estiği gibi. Evet. Neyse. New War'da görüşürüz.